Herkese merhabalar tayfam. Evet, benim emoji'li tişörtüme nazar değdi galiba. <laughs> Biliyorsunuz çok güzel bir emoji'li tişörtüm vardı ama biraz önce çekimden önce kahve döktük ve bu güzel tişörtü bulabildim. Bu da e, Mucit arkadaşlar tanıştırayım. Bu dersimizi mucitle yapacağız. Şimdi fazla vakit kaybetmeden cümlede anlam ilişkilerine bir geçelim. Cümlede anlam ilişkileri çok önemli. Dersin sonunda da söyleyeceklerimi mutlaka dinleyin olur mu? Bazı duyurularım olacak size. Hemen ders başlasın. Vakit kaybetmiyoruz. Geçiyoruz. ÖSYM'nin çok sevdiği, vazgeçemediği, TYT'de, KPSS'de, DGS ve ALES'te vazgeçemediği, bütün sınavlarda aslında vazgeçemediği bir başlık yine cümlede anlamın önemli başlıklarından biri cümlede anlam ilişkileri. Cümlede anlam ilişkisi dediği zaman ben ne anlayacağım? Neden sonuç cümleleri, amaç cümleleri, koşul cümleleri, karşılaştırma cümleleri aklıma bunlar gelecek. Neden sonuç ve amaçtan başlayalım arkadaşlar. Çünkü bunlarla ilgili sorular genellikle parça olarak gelir karşımıza ama ciddi çeldiriciler vardır o numaralandırılmış cümlelerde. Birinci adımız şu olacak. Biz hangi kelimeleri tarayacağız bu parçalarda? Bu adamlar hangi kelimeleri kullanıyorlar? Aslında ÖSYM'nin hangi kelimeleri kullandığından ziyade bu ilişkiler hangi kelimelerle kuruluyor? Bunları bir öğrenelim. Sonra bir parçalarda bunlar üzerinde bir çalışalım ve Dersin sonunda da mutlaka beni dinleyin. Evet cümlede anlam ilişkileri dediği zaman neden sonuç ve amaç geliyor aklıma. Bakın arkadaşlar bunlar bu şekilde parçalarda gelecek karşıma. Biz bu soruları nasıl çözeceğiz? Size kelimeler vereceğim. O kelimeleri tarayacaksınız. Parçayı okumayın demiyorum bakın. Hızlı bir şekilde tarama yaparak okuyacaksınız. Hocam biz bu tarama okumalarını nasıl yapacağız? Hızlı okuma ve anlama teknikleri ile ilgili ee, böyle ocak en geç Şubat ayları gibi metin üzerinde çalışmalar yapacağız. Sırf hızlı okuma, tarama, metnin kaymağını alma yöntemi, dikkat seçiciliğiyle parçadan kelime çekme yöntemi bunları ayrıyeten çalışacağız. Ama yavaş yavaş alışın ve Türkçe sorularında ne işimize yaradığını bir anlayın. Neden sonuçtan bir başlayalım mı? Mesela şöyle bir parça verecek bana. Mesela yüzünden kelimesi. Arkadaşlar yüzünden kelimesi neden sonuç ilişkisi kuran bir kelimedir. İşte bu şekilde parça tarayarak içinden kelime seçeceğiz. Mesela amaç cümlelerinde yine bize bir parça verecek. Mak için var. Mak için yüzde yüz amaç ilgisi kurar. Bunun başka bir yolu yok. Mak içini buldum. İşaretler geçelim. Hemen başlayalım. Ayrıntılara girelim. Evet neden sonuç cümle yapısına bir bakalım arkadaşlar. Neden sonuç cümle yapısını bir öğrenelim. Hiç dil Kurslarına gittiniz mi bilmiyorum ama dil kurslarında özellikle ne yaparlar? Cümle yapılarını öğretirler. Edatlar, bağlaçlar bunlar çok önemlidir. Bazen o koskoca İngilizce, yabancı dil parçalar edatlar, bağlaçlar sayesinde ve cümle yapılarını bilmeleri sayesinde çok rahat çözülebilir. Biz de bu yöntemi kullanıyoruz zaten. Bakın neden sonuç cümleninde iki yargı var. Birinci yargı nedenin olduğu kısım, ikinci yargı sonucun olduğu kısım iki yargıdan oluşur. Bu iki yargı arasında bir ilişki kuruluyor. Çok güzel bak burada kocaman bir kalp var. Bu iki yargı arasında neden sonuç ilişkisi kuran anahtar ifadeler var. Onlar neler? Bakın kalpledik onları. Dığı için, dığından, yüzünden den dolayı diye. Bak bu diyeye dikkat et. Amaç ilişkisi de kurar. Neden? ilişkisi de kurar. Yol açıyor gibi bir yüklem. Yüklemlere dikkat edin. Şuna şuna neden oluyor gibi bir ifade. Iyla. Bak şuna dikkat et. Yağmurun yağmasıyla herkes koşuştu. Neden koşuştu? Yağmur yağdığı için. Şu eke dikkat et den dan müzikten uyuyamadım yine bu iki dikkat et kaynaklanıyor kelimesine yine çok dikkat et burada bir dur neden sonuç cümlelerinde şuna lütfen dikkat edin neden kısmındaki yargının gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz olur hocam bunu şimdi niye söyledin diyeceksin ilerleyen dakikalarda göreceksin diye söylediğimi çok önemlidir. Unutma yaz bir kenara neden sonuç cümlelerinde neden kısmındaki yargının gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz olur. Evet bir tekrar edelim neden sonuç cümlelerinde hangi ifadeler varmış hangi ifadeler arayacakmışız biz bu sorularda tekrar edelim. D için yüzünden den dolayı yol açıyor gibi bir yükleme dikkat et. Şu ile ifadesine dığından çok sık kullanır ÖSYM bunu. Ki ifadesi ki ifadesi de neden sonuç ilişkisi kurabilir? Özlemiş ki gelmiş. Gelmiş neden? Özlemiş. Yalnız ki bizim için bir ipucu bu dığından gibi dığı için gibi yüzünden gibi şu diğerleri gibi her zaman neden sonuç ilişkisi kurmayabilir. Ama tatlı bir ipucudur. Diye dedik dikkat ediyoruz diye. ama çilgisi kurar neden sonuç ilgisi de kurar neden oluyor dan kaynaklanıyor şu kaynaklanmak kelimesine de lütfen dikkat edelim şöyle bir kelimeye de dikkat edelim açıklama eylemine dikkat edelim. Bir yüklemde şunla şunla açıklanabilir, açıklayabiliriz gibi açıklamak eylemi varsa lütfen oraya dikkat edin. Büyük ihtimal neden sonuç ilişkisi vardır. Şimdi bir alıştırma yapalım bakalım cümlelerde görelim. Rejim yaptığı için zayıfadı. Zayıfadı sonuç değil mi? Neden zayıfadı? Rejim yaptığı için. Şimdi dikkat et. Neden sonuç cümlelerinde neden kısmındaki yargının gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz olur demiştik deme var mı rejim yaptığı için zayıfladı rejim yapıp yapmadığından haberimiz var evet yapmış peki sınavda zamanı iyi kullanamadığı için soruların hepsini çözememiş. Burada dığ içini görmem bu cümlede neden sonuç ilişkisi olduğunu anlamam için yeterli. Rejim yaptığından çok zayıflamış. Neden? Yaptığından, dığından dinden ikine dikkat. Gürültü yüzünden uyuyamadım. Bu yüzünden kelimesi yine ÖSYM'nin birçok parçasında işimizi kolaylaştırmıştır. Yalan söylediğini anlamış ki küsmüş. Neden küsmüş? Anlamış küsmüş. Ki de ne yaptı burada? Neden sonuç ilişkisi kurdu? Müzikten dolayı uyuyamadım. Bu dolayı her zaman kullanmayabilir arkadaşlar. Eleştileri art niyetli bulduğumdan dolayı umursamıyorum. Peki devam. Çocuk açlıktan hasis kalmış. Neden? Açlıktan şu den, dan ekine lütfen dikkat edelim parçaları tararken. Belli aralıklarla ilaç almak zorunda olduklarından bölük pörçük uyuyabildiler. Neden? ilaç almak zorunda olduklarından şiir yarışmasında ödül alamadı diye şevki kırıldı. Neden şevki kırıldı? Ödül alamadı diye. Onun sözlerine çok önem vermesi bazen yanılmasına neden oluyor, yol açıyor. Bu yüklemler zaten direkt neden sonuç ilişkisi olduğunu gösterir. Yağmurun yağmasıyla herkes içeri koşuştu. Neden koşuştu? Yağmur yağdığı için koşuştu. Devam ediyoruz. Evet iki yargı arasında neden sonuç ilişkisi kuran diğer ifadelere de bir bakalım Tayfan. Bunlar hem cümleler arasında neden sonuç ilişkisi kurar hem de cümlenin kendi içinde neden sonuç ilişkisi kurabilir. Çok önemli bunlar. Lütfen dikkat. Çünkü biliyorsunuz ya bir şey söylüyoruz. Çünkü diye ne yapıyoruz? Sebep bildiriyoruz. Çünkü çok önemli. Bizim birçok kardeşimizi kolaylaştıracak. Çünkü ne bildirir arkadaşlar? Gerekçe bildirir. Bir gerekçe bildirirken, açıklama yaparken çünkü deriz. Şunlar da bu bu yüzden, bu nedenle, bu sebeple, bundan dolayı, dolayısıyla bunların hepsi bir gerekçenin sonucunu verir. Yaz bir kenara. Bunların hepsi bir gerekçenin sonucunu veren ifadelerdir. Hepsi neden-sonuç ilişkisi kuruyor çünkü gerekçe kısmını bildiriyor. Bu diğerleri ise gerekçenin sonuç kısmını veriyor. Devam edelim örneklerde çalışalım. Bugün çok uyudum çünkü dün sabahtan akşama kadar çok çalıştım. Ne yaptı? Kendinden önceki şu uyudumun gerekçesini verdi. Tatile gidebilecek vaktim yok çünkü bitirmem gereken işlerim var. Çiçekleri balkona koy çünkü orada daha rahat ederler. Ne yapıyorum? Hep gerekçe biliyorum. Açıklama yapıyorum. Gezi iptal ederim çünkü tartışmalar bitecek gibi değil. Dikkat edin çünküye. Kendinden önceki yargının gerekçesini veriyor değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Geçen sene bütün yaz çalıştım. Bu yüzden bu sene uzun bir tatil yapmayı planlıyorum. Neden uzun bir tatil yapmayı planlıyorum? Çünkü geçen sene bütün yaz çalıştığım için gidecek bir yer bulamamış. Bu yüzden dün çok sıkılmış. Neden sıkılmış? Gidecek bir yer bulamadığı için. Bakın dikkat edin. Bu yüzden ne yapıyor? Bir gerekçenin sonucunu veriyor. Peki aralarında kıskançlık var. Bu yüzden onları bir araya getirmeyelim. Neden bir araya getirmeyelim? Çünkü aralarında kıskançlık var. Bak bu yüzden ne yaptı? Bir gerekçenin sonucunu verdi. Şimdi şu ifadeleri de bilmenizde fayda var. İki yargı arasında karşıtlık ilişkisi kuran ifadeler. Bunları birçok yerde kullanacağız. Şimdi bunları lütfen bir öğrenin arkadaşlar. Sorularda o kadar çok kullanacağız ki o kadar çok işimize yarayacak ki. İki yargı arasında karşıtlık ilişkisi kuran ifadeler nelermiş? Oysa ki ama fakat lakin ancak halbuki bakın şunu da bir kenara not edin. Ne var ki? Bu da çok önemli. Mesela bazı paragraf soruları var. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yakınmaktadır? Numaralanmış cümlenin hangisinde bir yakınma söz konusudur? Ne var ki diye bir şey görüyorsanız zaten yakınlan şey oradadır. Biz ne var ki deyip de hiç iyi bir şey söylemeyiz ki zaten. Evet devam edelim. Cümle başlarında kullanılan Böyle bazı onay bildirmeye ya da karşı çıkma gibi ifadeler var. Bunları da şöyle bir kenara koyun çünkü seçenek elemede çok işimize yarayacak. Evet, hayır, tabii ki, elbette, hatta yani diye başlayabilir değil mi cümleler? Bu da bir kenarınızda dursun bakalım. Evet şu ÖSYM'nin havuzunu bir karıştıralım bakalım. Bunlarla ilgili ne gibi sorular sorabiliyor? Biz nasıl hızlanabiliriz? Neler var bir bakalım. Mesela arkadaşlar bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi? Kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir demiş. Bakın hastalandım bu yüzden gittim. Şimdi hangi cümlede gerekçe var burada? Gittim neden? Hastalandım. O zaman hangi cümle kendinden sonraki cümlenin gerekçesi olur? Bir numaralı cümle kendinden sonraki bu cümlenin gerekçesi olur. O zaman bana hangi cümle kendinden sonraki cümlenin gerekçesidir diye sorarsa biz şu bir gerekçenin sonucunu bildiren ifadeleri tarasak parçada gitsek bir öncekini işaretlesek olur mu? Olur. Çünkü gerekçe her zaman bunlardan bir önceki cümledir. E niye? E çünkü bunlar bir gerekçenin sonucunu veren ifadelerdir. Tekrar söylüyorum. Kendinden sonraki cümlenin gerekçesini soruyorsa bu bir gerekçe bildiren ifadeleri ara. Varsa git bir önceki cümleyi işaretle. Tedirgin olursan ikisini birleştir. Oku bakalım. Sağlamasını yap bakalım. Peki devam edelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? Havuzu karıştırdığımızda yani çok çok eskilere gitmeden havuzlu karıştırdığımızda en az 12 soruda ben bu soru köküyle karşılaştım. Ve çok da böyle kek sorular sormuş. Ama dikkat her zaman kek sorar mı? Hayır her zaman soracak diye bir şey yok. Kendinden önceki cümlenin gerekçesi sorarsa ne arıyorum ben? Çünkü'yü arıyorum. Çünkü varsa işaretler geçelim. Evet çünkü vermedi bana. O zaman ne yapıyorum? Parça şu şekilde okuyacağım. Birinci cümleyi okuduktan sonra ikinci cümleye geçerken çünkü deyip öyle okuyacağım. Hep cümlelerin arasına çünkü getirerek okuyacağım parçayı arkadaşlar. Yoksa zaman kaybederiz. Peki girelim çünkü vermezse nasıl çözeceğiz soruları? Mesela şöyle bir soru sormuş. Yine kendi önceki cümlenin gerekçesini vermiş ama bakıyorum cümle başlarında çünkü yok. Ama başka bir şey var. Oysa ki diyor. Oysa ki ile başlayan cümle gerekçe bildirir mi? Hayır bu karşıtlık ifadesi. Elbette diyor bu onaylama ifadesi. Ancak diyor karşıtlık. Hatta diyor destekleyici bir ifade bu. Bunların hiçbiri olmaz. Evet, ÖSYM'nin havuzunu kurcalamaya devam ediyoruz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri arasında neden-sonuç ilişkisi vardır demiş. Bak dikkat et. Hangileri arasında var demiş. Ya da numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yargının gerekçesi verilmiştir diye de sorabiliyor. Bu iki soru kökünü havuzunda çok kullanmış. Bakalım. Hangileri arasında neden sonuç ilişkisi olabilir? Arkadaşlar üçüncü cümle bu yüzden diye başlıyor. O zaman üçle iki arasında neden sonuç ilişkisi vardır? Diğerlerine bakmama lüzum bile yok. Böyle sorularda lütfen bu tarz ifadeler var mı? Bir arayın tarayın bakalım. Peki ne diyor? Numaralanmış cümlelerden hangisinde bir yargının gerekçesi verilmiştir? Peki gerekçe neredeydi? Bu yüzden de başlayan önceki cümledeydi. O zaman iki numaralı cümlede bir yargının gerekçesi verilmiştir diyebilirim. Tayfam devam ediyoruz havuzu karıştırmaya. Aşağıdakilerden hangisinde neden belirtilmemiştir diyor. A seçeneğine bakıyorum. Dığ için ifadesini gördüm gitti. B seçeneğine baktık bir şey göremedik. C'de dığından var gitti. Denizli'de dığından kullanmış bu gitti. Edirne'de dığ içini kullanmış gitti. O zaman B seçeneğinde veril belirtilmemiştir diyoruz. Bir sonraki soru bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden belirtilmiştir diyor. Ben burada bir şey gördüm. Bulunmadığından demiş ÖSYM'cim. Bulunmadığından. O zaman ne diyoruz? 3 numaralı cümle diyoruz. Evet, devam edelim. Havuzdan bir soru daha. Bu parçada sözü edilen yazarın yapıtlarındaki özelliklerin temel nedeni Numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir? Arkadaşlar lütfen yüklemlere dikkat edin. Özellikle cümlenin hangisinde bir neden belirtilmiştir diyorsa o anahtar ifadelerin dışında bu yol açıyor, açıklama eylemi gibi yüklemlere lütfen dikkat et. Bak ne diyor? Ustalığıyla açıklanabilir. Yani yapıtlarındaki özellik şöyle 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 ustalığıyla açıklanabilir demiş. O zaman 6 numaralı cümle. Havuzu karıştırmaya devam. Numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemin nedeni de verilmiştir belirtilmiştir diyor. Şurada diyeyi gördünüz mü? Gitmesin diye ne kadar çok kullanmış değil mi arkadaşlar? Bunlar sadece şu an size gösterdiklerim. Ben havuzu karıştırdığım zaman hepsini toparlıyorum kelimelerin. Hiç merak etmeyin. Evet devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde, hangilerinde neden sonuç ilişkisi vardı diyor. Çoklu seçeneklerde, seçeneklerden de gideceğiz değil mi? Bir numaralı cümlede yüzünden var. O zaman birin olduğu seçeneklere gideceğim. Birin yanında iki var ve beş var. Diğer seçeneklerin hiçbir önemi kalmadı şu an. Birin yanında iki var. Baktık iki de bir şey göremedik. Peki birin yanında beşe baktığımız zaman ne var? Kıyılarındaki kirlenmeyle kaygı verici ölçüde fakirleşiyor. Neden fakirleşiyor kıyılarındaki kirlenmeyle şu yağmurun yağmasıyla gibi ifadelere dikkat edin demiştim size. Havuzdan bir soru daha numaralanmış cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır demiş. D içini gördük mü? 3'te var. 3'ünde ne var? 5 var, 2 var. Peki yol açacağından ifadesini gördük mü? Yol açacağından da bizim arayacağımız ifadelerden. O zaman ne diyoruz? 3 ve 5 diyoruz. Geçiyoruz. ÖSYM'cimin havuzundan bir soru daha. Cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Bir de yüzünden var gitti. İki de kaybettiğinden var gitti. Şimdi size bir neden sonuç cümle kalıbından bahsedeceğim. Sessiz kalması güçlendirmektedir. Şöyle şöyle olması, şöyle şöyle olmasına yol açmaktadır. Bakın bu cümle kalıbına dikkat edin. Bu cümle kalıbı da yine neden sonuç cümle kalıbıdır. Evet, devam edelim. Yukarıdaki numaralı cümlelerin birinde söz konusu kitabın bir eksikliğinden, ötekinde de bunun nedeninden söz edilmektedir. Senden iki cümle bulman isteniyor. Bu cümleler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi bir cümlede ne olacak? Söz konusu kitabın eksikliğinden bahsedecek. Diğerinde de nedeninden bahsedecek. Peki benim gözüm o zaman ne arayacak, ne tarayacak parçayı hızlı bir şekilde okuyup tararken zorunluluğundan kaynaklandığına, dan kaynaklandığında. O zaman cümlelerden birisi dört numaralı cümle mi? Evet seçeneklere gittim. Dördün yanında ne var? Beş var. Dördünün yanında ne var? Bir var. He. bir diğer cümlede de ne arayacaktık? Kitabın eksikliğinden bahsedecekti. Bu kitapta bulamadım bulamadıysan eksiktir. O zaman ne diyoruz? 3 ve 4 diyoruz. Seçeneklerde 3 ve 4 yok. Şöyle olacak burası. O zaman bunu işaretleyeceğiz. Bir soru daha. Bu parçada Orhan Veli'nin şiirlerini yazarken istediği gibi davranamayışının nedeni numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir? Arkadaşlar bir neden sonuç ifadesi aramak lazım. Bir neden bildiren cümle aramak lazım. Bu, burada altıncı cümle bu yüzden diye başlıyor. Gördünüz mü? O zaman gerekçe nerededir? Bir önceki cümledir. Okuyup sağlamasını da yapalım. Bu da onun tam anlamıyla özgür olmasını daha ilk adımda engellemiştir. İstediği gibi davranamayışının nedeni neymiş? Buymuş. Gelelim amaç cümlelerine. Neden cümleleri dedik. Tek başına neden bildiren cümleler varmış. Amaç cümleleri nasıl arkadaşlar? Amaç deyince aklınıza ne geliyor? Gaye, hedef, bir şey yapmak istemek, sınavı kazanmak istiyorum. O zaman senin amacın ne? Sınavı kazanmak. Bakın istemek eylemi ne olduğu cümlelere dikkat edin. Hedef gibi kelimelere dikkat edin. Gaye gibi kelimelere dikkat edin. İstemek kelimesinin çok önemli olduğunu herkes bilmez mi bu arada? Ha, bu parçalarda çok önemlidir bu. Yüklemlerde kullanılmıştır. Birazdan göstereceğim. Peki ben size bir amaç cümlesi söyleyeyim. Sınavı kazanmak için hali Hoca'yı dinliyorum. Türkçeyi fullemek için hali Hoca'yı dinliyorum. Amacın ne senin? Türkçeyi fullemek. Peki şuna dikkat et. Amaç cümlelerinde amacın gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz oluyor mu? Şu an için senin amacının gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz olamaz. Ama inşallah fullleyeceksiniz. Geçelim o zaman tek tek şu anahtar ifadeleri bir görelim. Şu parçalarda neler arayacakmışım ben amaç cümlesinde. Ne olur ne olur bunlara dikkat. Evet geldik. Mak için yüzde yüz amaç bildirir. Mak üzere çok kullanılır arkadaşlar. Mak üzere de bir duralım. Şimdi mak için yüzde yüzdür. Mak içini gördün yapıştır. Ama mak üzere öyle değil. Mak üzere gördüğün zaman işaretleyip geçme. Cümleyi kontrol et. Çünkü mak üzere cümleye amaç anlamı katar. Evet ama cümleye koşul anlamı da katabilir. Lütfen cümleye zaman anlamı da katabilir. Mesela gel bakalım bir buraya. İşte alışveriş yapmak üzere dışarı çıktı. Burada amaç değil mi? Hangi amaçla dışarı çıktı? Alışveriş yapmak üzere. Evden çıkmak üzereyken yakaladım. Burada ise zaman bildiriyor. Kitapları geri vermek üzere aldı. Burada ise koşul bildiriyor. Mak içini gördüğün yerde yapıştırırsın. Tamam. Ama mak üzereyi gördüğün yerde ne yapıyorsun? Duruyorsun. Cümleyi bir kontrol ediyorsun. Gelelim mek amacıyla. Çok güzel. Maksadıyla niyetiyle diye gaye kelimesini de yazayım bir şuraya yazmamışız gaye mak uğruna hedefiyle e yönelik bak dikkat et ÖSYM 12 tane parçada böyle uzun parçada amaçla ilgili soru sorduğu parçada e yönelik ifadesini kullanmış ya çeldiricileri çok kuvvetli arkadaşlar bu sorularda. Çeldiriciler çok kuvvetli. Tamam sana amaç soruyor. Ben amacı okudum da anlarım falan deme. Çeldirici çok kuvvetli. Oraya koşul koyuyor. Başka bir seçeneğe işte başka bir cümlede neden oluyor. Sonra gidiyorsun onu oku bunu oku onu oku bunu oku. Onda mıydı bunda mıydı git gel git gel. Zaman gidiyor. Zaman bizim için çok önemli. Masa için yine çok önemli. Planlıyorum. Şöyle şöyle yapmayı planlıyorum. Bak planlıyorum gibi yükleme dikkat et. Amaçlıyorum kelimesi zaten direkt amaç biliri. Şöyle şöyle olsun istiyorum. Şöyle şöyle olsun ister. İstek bildiren cümlelere dikkat et. Oralarda amaç olma olasılığı çok yüksek. Şimdi bir dikkat! Her amaç cümlesinin içinde aynı zamanda neden anlamı da vardır. Arkadaşlar her amacın bir gerekçesi olmak zorundadır. O yüzden bütün amaç cümlenin içerisinde aynı zamanda neden anlamı da vardır. Peki hocam biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Zaten genel olarak anahtar ifadeler farklı bu bir. İkincisi neden sonuç cümlelerinde nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberimiz oluyor. Ama amaç cümlesinde öyle değil. Bak şimdi sınavı kazanmak için çok çalıştı. Çok çalıştı. Sor bakalım sonuç kısmına. Hangi amaçla çok çalıştı? Sınavı kazanmak amacıyla. Peki şuna bak. Çok çalıştığından sınavı kazandı. Neden sınavı kazandı? Çok çalıştığından. Sınavı kazandı. Hangi amaçla sınavı kazandı? Çok çalıştığı amacıyla olur mu? Olmaz. Bazı cümleler tek başına neden bildirir? Biraz önce incelediklerimiz. Ama her amaç cümlesinin içinde de bir neden anlamı vardır. Mantık olarak da zaten olmak zorundadır. Devam edelim. Cümlelere bakalım bir. Şu amaçla ilgili anahtar ifadeleri cümle içerisinde görelim. Biraz daha otursun. Oğuz maçı izlemek için dışarı çıktı. Hangi amaçla? Maç izlemek amacıyla peki dikkat. Maç izleyip izlemediğinden haberin var mı? Yok. Maç izlemek için çıktı. Belki başka bir yere gitti. Bilemezsin. Amaç cümlelerinde amacın gerçekleşip gerçekleşmediğinden haberin olmaz ki. Sınav kağıtlarını dağıtmak üzere sınıfa geldi. Hangi amaçla? Dağıtmak üzere. Bu seçim bu res söyleyemedim. Bu resimleri çizmek amacıyla gelmiş. Kitapları alma maksadıyla dışarı çıkmış. Kitapları alma niyetiyle Bakın bunlar hep amaç ilişkisi kuruyor. Onunla evlenebilmek uğruna yapmadığı, yağmadığı yazıyor burada. Olmaz yazım kuralı, yazım yanlışı kaldıramayız biz. Yapmadığı kurnazlık kalmadı. Hangi amaçla yapmadığı kurnazlık kalmadı? Evlenebilmek uğruna, onunla evlenmek için böyle işler yapmış. Vay yazıklar olsun. Sen mutlu ol diye doğum günü sürprizi hazırladık bak. Sürpriz hazırladık. Hangi amaçla? Sen mutlu ol diye. Senin mutluluk olmadığını haberimiz var mı? Yok. Bir sürpriz yaptık. Kenara çekiliriz. Soruların rahat çözülebilmesine yönelik çalışmalar yaptım. Benden bahsediyor burada. Çözülebilmesine yönelik. E yönelik. Bakın ne dedim size en az 12 tane parçada kullandı. En önelik ifadesi lütfen dikkat seçiciliğinizde olsun arkadaşlar. Sorun Soruların rahat çözebilmesi hedefiyle. Hedef kelimesine dikkat. Hasta olmaması için doktora götürdük. Hangi amaçla doktora götürdük? Hasta olmaması amacıyla. Evet şu ÖSYM'nin amaç cümlelerindeki soru havuzunu bir karıştıralım bakalım. Yukarıdaki numaralandırmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi söz konusudur demiş. Arkadaşlar farkında mısınız? ilk cümleye vermiş mak için. Basket ya bire basket hiç aklım buralarda kalmasın mak için için edatı mak master bir araya geldiği zaman bunun görevi amaç bildirmektir. Hiç tereddüt etme. Tamam. Havuzdan bir soru daha. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç belirtilmiştir diyor. Bak ne yapmış? Bu parça bayağı bir uzun da bu arada. Hani burada şimdi biz böyle küçük falan gösteriyoruz da uzun uzun bir parça. Cümleler uzun uzun. Burayı oku. Bir daha git orada neden sonuç var gibi. Öbüründe koşul var gibi. Diğerinde de amaç var gibi. Derken o sana oho ne 4 dakikası. Bazen oluyor 5-6 dakika işin kötü yanı bile çeldiriciye gidiyorsunuz. Bu sorularda neden sonuç cümleleri çıkarım cümleleri koşul cümleleri sana çeldirici olarak verilecek. Amana deyim düşme. E yönelik gördünüz mü? Ha, artık sen sınavda bunu görürsen bunu işaretler geçersin. Diğerleriyle hiç oyalanmazsın. Yine ÖSYM havuzundan çok tatlı bir soru daha. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç belirtilmiştir diyor. Yine mak içini gördük mü? Gördük. Bak yine birinci cümlede kullanmış. Biraz önceki cümlede de birinci cümlede kullanmıştı. Diyeceksin ki ya bu çok uzun bir parça. Bu kadar kolay çözemez bu soru. Vallahi bu sınav kağıdında şöyle bir parçaydı. Yani kimse gidip de ilk cümlede bunu görüp işaretleyip geçmiyor. Şimdi ben söyledim yine yapmayacaksın biliyorum. Ama en azından şuraları hızlı hızlı oku geç git. Bir sonraki soru yukarıdaki parçada söz edilen sanatçının amacı numaralandırılmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir? Ne dedim size? İstemek kelimelerinin yüklemlerin olduğu yere dikkat edin. Kazanmalarını ister. Adamın birilerinin kazanmasıyla ilgili bir amacı varmış o zaman. Üç numaralı cümle diyorum ve geçiyorum. Evet. Biraz da ÖSYM'nin soru havuzunu karıştırdık. Tabii ki de bunlarla ilgili soru çözüm kampımızda deliler gibi soru çözeceğiz. Şimdi beni dinle. Sürekli kitapları soruyorsunuz gençler. Kitaplar çok yakın zamanda çıkacak. 25 Ekim'de de paragraf kampına başlayacağız. Mükemmel bir paragraf kampı sizi bekliyor. Paragraf için böyle çok acele etmeyin arkadaşlar. Sistematik bir şekilde gideceğiz. Böyle adım 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 ilerleyeceğiz. Bütün taktikler, bütün soru tipleri, ÖSYM'nin havuzunda ne var ne yok, hangi soru kökü var, hangisinde ne demiş, hangisinde ne yapmış, hangisinde hangi çelbiriciyi kullanmış hepsine tek tek çalışacağız hiç merak etmeyin. Bir de şeyi çok soruyorsunuz, dil bilgisi anlatacak mısınız diye. Tabii ki de cümlede anlamdan sonra paragrafa geçiyoruz. Paragrafı bitiriyoruz. Paragraftan sonra da dil bilgisine geçiyoruz. Dil bilgisini bitirdikten sonra da sizi çok güzel bir soru çözüm kampı bekliyor. Haberiniz olsun. Benden anlatması, sizden çalışması. Çalışın bakalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.